Cihaz TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Osman'ız. Ben Kerem Engiler. Bu videomuzda Sony'nin taşınabilir hoparlörü SRS XP3'ü inceleyeceğiz. Sony SRS-XB3 ofiste çok keyifle kullandığımız bir ürün oldu. Evet. Küçük sayılabilecek boyutuna oranla bomba gibi baslar veriyor. Bu son zamanda birçok kişinin istediği, arzu ettiği ses kalitesi olduğuna eminim. Evet Kerem, sen de birlikte ürünü inceledik. Öncelikle tasarımıyla istersen başlayalım. Başlayalım abi. Bizim görebileceğiniz üzere modeli bizdeki modeli mavi ancak kullanıcılar siyah, kırmızı ve yeşil renk seçeneklerine de sahip olabiliyorlar. Taşınabilir bir e, kablosuz hoparlör, yaklaşık 1 kilogram ağırlığında tam söylemek gerekirse 0.93. Böyle hani bir çantada vesaire bir yere giderken rahatlıkla taşınabilir bir yapıda. Malzeme kalitesine baktığımız zaman şu üst tarafların silikon deniyor evet. değil mi buna? Herhalde silikondur ya da kavucuktur. Üstü, yanı, sağı, solu, altı Aynen. bu yumuşak bir malzeme ile kaplanmış. Bu malzeme hem tasarımda bir güzellik katıyor hem de seslerin geçişlerinde yumuşaklık sağlıyor. Cihazın yerde titreme yapmamasını sağlıyor. Üst tarafta baktığımızda böyle bir sürü tuş görüyoruz. Bunların hemen neler yapabildiğini, ne olduğunu söyleyelim. Bir tane açma-kapama tuşumuz, güç tuşumuz var. Onun hemen yanında sesi kısmak ve açmak için yönlendirme tuşları. Onun hemen yanında bir tane arama butonunu görüyoruz. Hı hı. Bu cihazın üzerinde mikrofon olduğu için telefonunuzla bağlıyken gelen aramaları direkt bu cihaz üzerinden cevaplandırabilmek evet. ve hoparlör üzerinden konuşabilmek mümkün. Buradaki arama tuşu da gelen... Çağrıyı direkt olarak yanıtlamak evet. için kullanılıyor. Telefonunuza hiç dokunmadan oradaki arama tuşuna basarak gelen çağrıyı yanıtlayabiliyorsunuz. Alt taraftaki tuş yerleştirmelerine baktığımızda bir tane ekstra bas tuşu var. Ekstra bas kendinden devamlı açık değil. Siz isterseniz açıyorsunuz isterseniz kapatıyorsunuz. Bunu zaten cihazın e, donanım özelliklerinde konuşacağız ama tabii ki dinlediğiniz türe göre ekstra bas iyi de olabiliyor. Evet. Çok uygun da olmay olmayabiliyor. Mesela daha çok vokal ağırlıklı, çok ekstra basın gitmeyeceği bir müzik dinliyorsanız bunu kapatıyorsunuz. Hı -hı. Ama böyle dubstep gibi, e, böyle basları duymak Trans istediğinizi, gibi, aynen, gibi. E, bir müzik dinliyorsanız o zaman da açıyorsunuz. Daha böyle bangır bangır bas size iletiyor. Evet. Onun hemen yanında eşleştirme Bluetooth tuşu var. Bluetooth 3.0 kullanıyor cihazımız ve akıllı telefon, tablet ve diğer Bluetooth destekleyen cihazlara bu sayede bu tuşlarından bağlanabiliyor. Evet. Onun hemen yanında bir add tuşu var yani ekleme tuşu. Eğer bir tane değil iki tane cihaz alırsanız, iki tane Sony SRS-XB3'ü birbirine bağlayıp daha yüksek bir ses elde edebiliyorsunuz. Evet, ortamı şenlendirebiliyorsunuz. Bluetooth eşleştirmesini ben yaptığımda çok memnun kaldım. Çok kolay buluyor. Hı hı. Çabuk eşleşiyor. Tuşa basılı tutuyorsunuz. Zaten bir telefonunuzda hemen gözükmeye başlıyor. Eşleştir diyorsunuz ve bitiyor olay. Bütün her şeyi otomatik yapıyor. Telefona cevap verme için de ekstra bir ayar yapmamıza gerek kalmıyor. Bence cihazın tuşları yerinde olmuş. Toplam 7 tane tuşu var zaten. Aynen. Hepsinin üstünde ne işe yaradıkları yazıyor. Tuş paneli bence son derece kullanışlı olmuş. Bu arada eşleştirme noktasında eğer cihazınızın NFC desteği varsa NFC ile bağlamak çok daha kolay oluyor şurada bir zaten NFC logosu görüyoruz cihazın üzerinde. NFC'nizi telefondan açıp şöyle üstüne koyduğunuz anda 2 saniyede eşleştirip kullanabiliyorsunuz. Tabi bazı cihazlarda NFC desteği olmuyor. Evet. Eğer yoksa bluetooth teknolojisi üzerinden cihaza bağlantı sağlayabiliyoruz. Aynen. NFC yani yakın alın iletişimi zaten Sony'nin hep üstüne gittiği bir teknoloji. Evet. Bunu aktif kullanmamız için de gereken imkanları tanımışlar. Bazı telefonlarda dediği gibi Kerem'in yok ama Sony'nin sanırım bütün telefonlarında artık NFC evet. var. Çoğunda radyo da zaten evet. oluyor. NFC'de hiç vazgeçmediği teknolojilerden. Cihazın arka bölümünde şöyle açılır bir kapağımız var. Bu kapağı açtığımızda adaptörü bağladığımız bölümü görüyoruz. Ufak bir adaptör var. Yakın detayda e, görüyor olacaksınız. O adaptör sayesinde bu cihazı şarj edebiliyoruz. Tam şarj olması da yaklaşık 4 saati buluyor. Evet. Onu da belirtelim. Onun hemen yanında bir tane USB portu görüyoruz ki bu USB portu sadece çıkış gücü veriyor. Hı hı. İşlevi de şu içerisindeki pili sayesinde akıllı telefonlarımızı veya tabletlerimizi şarj edebiliyoruz. Kısaca bir powerbank görevi görebiliyor. Evet. Cihazın pili oldukça güçlü olduğu için bizim miliamper değerini göremedik teknik özelliklerde. Evet belirtmemişler. Ama içerisinde güçlü bir pil var ve gerektiğinde zorda kaldığınızda bir kampa gittiğinizde, tatile gittiğinizde bu cihazda telefonunuzu ya da tabletinizi, mobil cihazlarınızı USB'den şarj olan tüm mobil cihazlarınızı rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Onun dışında bir tane reset bölmesine yer verilmiş. En sol tarafta da İsterseniz kablo ile bağlantı sağlayabilmek için bir AUX girişi, evet. ses girişi görmekteyiz. Aynen bu cihazı tamamen kablolu bir hoparlör olarak kullanmak istiyorsanız o 3.5 mm girişi kullanabiliyorsunuz. Tasarım tarafında önemli özelliklerden biri cihazın IPX5 sertifikası var. <laughs> IPX5 sertifikası da su sıçramalarına, yağmurda veya işte kumsalda bir üzerinize su gelirse cihazın herhangi bir şekilde bozulmasını engelliyor. Tabi burada altını çizelim. Suya böyle dayanıklı değil. Bir IP65, 68 gibi değil. su altına girdiğinde bozulacaktır ama işte havuz başında vesaire kullanırken ya da işte üzerine bir ufak bir şey döküldüğünde işiniz rahat olabilir. Aynen. Zaten suyun altında da hoparlör ne işe yarar? Yani... Ben yani. Su altında müzik dinlemek isteyen olur mu bilmiyorum ama su altında kamerayla video çekmek daha mantıklı olur. Tasarım bu şekilde. Sen ne düşünüyorsun abi genel tasarım? Ben, ben çok şıp şey buldum. beğendim. Yani Kaliteli. genel bu tarz cihazlar bu denli yüksek ses verme yeteneğine sahip taşınabilir cihazlar zaten ağır oluyor. Evet. Onda bir artık alışmış yani olduğumuz işte. bir durum. Bir kiloya yakın taşınmaz değil son derece taşınır. Çantaya atarsın taşırsın. Ben bazen elimde taşıyarak arabaya gidiyorum. Bizim arabanın ses tesisatı baya kötü durumda evet, şu anda. Sadece tiz ses veriyor. Arabanın subwooferlarını sökmüşler bir şekilde. Sen bir yer o yüzden telefonla dinliyordun. Evet. Telefonla arabaya araba, arabaya biniyorum. Bir ses geliyor ama belli ki arabadan gelmiyor. Abi nereden çalıyor? Telefondan açıyorum kardeşim diye. <laughs> Telefonun hoparlöründen açıyordum. Bu cihazı aldığımda çok memnun kaldım. Hatta arabanın içinde de bir kere düşürdüm. Bir şey olmadı. İnceden bir düşüş testinde yapmış olduk. Yani direksiyonun arka kısmından vites kolunun oraya doğru bir ha, düştü gitti. Bir şey olmadı yani. Bu arada şunu da belli belirtelim. Şimdi kablosuz Bluetooth hoparlör deyince hani neredeyse 20 liradan 1000 liraya kadar hatta evet, daha, daha yuk yukarılara çıkan bir segment e, farklılığı oluyor. Bizim incelediğimiz model nispeten üst modellerden yani tasarımı olsun ses kalitesi olsun kaliteli modellerden ve Türkiye fiyatı da yaklaşık 450 lirayla 500 lira arasında değişiyor. Hı -hı. Tabii ki daha uygun ve daha pahalı ürünlerde Mutakallık. kendi özelliklerine göre var. Onu evet. da belirtelim. Yani şunu da söylemek istiyorum, 500 liraya ben giderim, 5 artı bir ses sistemi alırım gibi düşünenler olacaktır ki alırsınız. Ama başka bir şey taşıyamıyor olmaz. O durumda bu tarz cihazlara mecbur yönelmek gerekiyor ki bence 500 lira aralığındaki en kaliteli. Cihazlardan bir tanesi. Asıl önemli olan konuya Sony SRS-XB3'ün donanım özelliklerine içerisinde nasıl bir ses sistemi var onlardan bahsedelim. Cihazımızın içerisinde 48 mm'lik iki tane hoparlör, iki tane de pasif radyatör var. Pasif radyatör sesin daha sarmalayıcı ve güçlü bir şekilde gelmesini sağlıyor. Hı hı. İki tane 48 mm çapında hoparlör de bu yani belli bir alana çok ciddi şekilde yüksek ses verebilecek yani. bir yapıya sahip. Bununla beraber Sony bazı özel ses teknolojileri de kullanmış. Onları da hemen kısaca belirteyim. LiDAC, Clear Audio Plus, DSEE diye bir ses teknolojisi var. Bunun da açılımı Digital Sound Entertainment Engine. Yani aslında bir ses motoru diyebiliriz. Evet. Dijital ses eğlencesi motoru diye Türkçe eleştiririz ama farklı algılanır yani. <laughs> Bu sonuçta farklı bir şey. Ama bazı ses teknolojileri var. Clear Audio Plus zaten Sony telefonlarda da gördüğümüz bir evet. özellikti. <laughs> Hakikaten ben şunun garantisini veriyorum. Bu cihazın sesini sonuna kadar açtığınızda dahi seste patlama çatlama olmuyor ve komşulardan da şikayet yersiniz. Hı -hı. Zaten birazdan ses testini de yaparız. Buradan size bu sesin ne kadar güçlü olduğunu ya da ne kadar iyi olduğunu tam aktarma şansımız olmuyor. Evet. Ama bu testi yapmak istiyoruz çünkü en azından dışarıdan da olsa bir kulak, bir duyma deneyimi olsun diye. Yani aslında biraz yorumlayacak olursak ben son dönemde çıkmış üst düzey birçok kablosuz hoparlörü deneme ve test etme şansı buldum. Benim açıkçası bugüne kadar favorim hakikaten ya yani en iyisi bu dediğim Logitech'in Boom ve Boom 2'ydi. Bunu inceledikten sonra bir karşılaştırma yapmak gerekirse İlk Boom'dan daha iyi, hı hı. ikinci Boom'dan biraz daha kötü ama o kadar zaten fiyatı tam arasına gelmiş evet. ki. İlk Boom, Logitech Boom'dan biraz daha pahalı, ikincisinden de daha ucuz. Evet. Hakikaten sunduğu performansı ikisinin arasında konumlanmayı başarmış. Hı hı. Mesela Razer'ın bir tane yine çok tipi birebir benzeyen, aynı bu şekilde yayvan bir e, kablo hoparlörü vardı. Fiyatı da yine e, bu cihaza yakındı. Onun mesela performansından en az iki kat daha iyi bir performans evet. sunuyor. Özellikle ben ekstra bas olayını çok sevenlerdenim. Ses seviyesi de hani en üstte çıkarttığımızda biz burada birbirimizi duyamayacak hale geliyoruz. Aynen. Öyle de bir ses gücü var. <laughs> İsterseniz gelelim bu cihazın en kilit özelliklerinden birine. O da pil ömrüne. Evet. E, bu cihazla beraber full şarj ettiğinizde ki söylemiştim zaten yaklaşık bir 4 saatte tam şarj oluyor. 24 saate kadar kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz. Hı -hı. Biz ofiste kaç gündür müzik dinliyoruz? Ya hala valla, şarj takmadık. 4-5 gündür dinliyoruz diye düşünüyorum. Ve ben Ama tam aralıklarla yani 4-5 gün kesintisiz gibi algılamayın. Aynen. Yani canımız sıkıldıkça açıyoruz. Arabaya gittiğimiz zaman açıyoruz. Hala Mesela, bitmedi. Hala bitmedi. Yani biz bundan 4 4 gün en azından rahat rahat faydalandık. günden hani 2 saat evet. dinlemiş olsak diye düşünüyorum. Daha içinde kaçını daha bitirebildik daha yani. ne kadar pil vardır onu da tahmin edemiyorum. Biz şu anda bu cihazı ilk geldiği gün şarj ettik. 5-6 gündür elimizde. Evet. 4 günde kullanıyoruz ve hala pil, pilin bitmeye pek bir niyeti yok. Ya benim için bu ürünü hani tercih etme <laughs> sebebi özelliklerden biri olmuş bu. Evet. Yani bir gece bırakırsınız şarja 4 saatte zaten şarj oluyor. Ondan sonra 24 saat boyunca Müzik çalabilecek bir pil ömrü sunuyor size ki zaten hani 24 saat kimse kesintisiz müzik dinlemiyor aynı bizim yaptığımız gibi hı hı. günde ikişer üçer saat dinleseniz bir hafta sonra şarj edeceksiniz tekrarda evet. o anlamda böyle bir yere falan giderken kafayı rahat ettiren çok güzel bir pil ömrü sunuyor. Evet Sony SRS-XB3 hakkında çeşitli bilgiler aktardık ve şimdi değerlendirmemizi yapıyoruz. Kerem sen cihaz hakkında ne düşünüyorsun? Sence parasının hakkını veriyor mu? Abi şimdi şunu söyleyeyim ben eminim bu videoyu izleyip ya işte bir kablosuz hoparlöre 450 lira verilir mi diyecek izleyenlerimiz olacaktır. olacaktır. Ama dediğim gibi kablosuz hoparlörlerde aslında her üründe böyle bir segment farkı var. <laughs> bu ürün kablosuz hoparlörler arasında ses kalitesi olsun... İşte pil ömrü olsun, performansı olsun gerçekten uygun fiyatlı ürünlere göre çok daha iyi özellikler sunduğu evet. için bunun alıcısı böyle biraz daha para harcayabilen, keyifçi geliri evet, keyifçi, geliri yüksek insan olduğu için hani onlara ben sonuna kadar tavsiye ederim. Evet. Az önce söylediğim gibi benim bugüne kadar efsanevi her zaman söylerim Logitech Boom'du benim için. Hı hı. Ama ilk Boom serisinden daha iyi bir ses performansı ve özellikle daha iyi bir bas performansını yaşattığını gördüm. Hı hı. 450 lira bence Türkiye'deki işte dolar kuru vesaireyi düşündüğümüzde daha iyi bile olmuş. Yani evet. direkt 150 dolarla çarpınca daha pahalı çıkıyor zaten. Aynen ben de fikirlerimi zaten ödül vererek göstermek istiyorum. <laughs> ben buna yüksek performans ödülü <laughs> vermek istiyorum. istiyorum. Beni gerçekten çok memnun etti. Kullandığımız süre boyunca gerek arabada kullanma gerek evde kullanma arabada özellikle vurguluyorum çünkü gürültülü bir ortam oluyor hı hı. ve hani tutunacak bir noktası yok bunu ben nereye koyayım arabada hı hı. nereye koyarsanız koyun bomba gibi ses veriyor gerçekten ya çok başarılı. kullanım açısından mesela şunlar da artık hepimizin hayatında Spotify gerçeği evet. var çoğu insan Spotify'dan müzik dinliyor ee, mesela benim çok arkadaşım var. Kablosuz hoparlöre sahip. Evde mesela yemek yaparken hı hı. Spotify'dan açayım o mutfakta çalsın vesaire gibi. Evet. Yani illa gezmenize bile gerek yok. Değil Evde e, birçok kullanım amacına hizmet ediyor. Evet. Artı işte telefon görüşmesi falan da sunuyor olması açısından... Esnek bir kullanım avantajı da sunuyor bize Aynen. yani. Hazır sevgililer günü de geliyor. Bunu sevgilinize evet. hediye edin. O yemek yaparken müzik dinlesin, telefonunuza cevap versin vesaire. Kullanım alanları çok güzel. Hediye. Yani. Kral kral Aynen. yapar adam. Çok, çok güzel bir prim yaparsınız yani bunu hediye <laughs> ederek. O halde videomuzu artık sonlandırabiliriz. Benim Neyeceğim? kız arkadaşım inşallah izlemez bebi. İnşallah artık olmadı. Gereğini yapacaksın. <laughs> Alamadı. Aynen. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.